Tabii bir yandan da aşı çalışmaları merak ediliyor. Biraz önce aktardık. Türkiye'de grip aşısı, zatürre aşısına talep bir hayli fazla. Ama bir yandan da Rusya'daki aşı çalışmaları var. Yakından takip ediliyor. Bilim adamları Çin ve Rusya'nın geçen aylarda COVID-19 için çıkarmış olduğu o aşıların grip aşısı olduğu yönünde bazı açıklamaları var. Detaylarını haberimizde bakalım. Rusya ve Çin yanlış aşı çıkardılar iddiası. Çin ve Rusya'nın gerekli testleri yapmadan koronavirüs aşısı üretiminde bulunması bilim dünyasında tartışmalara neden oldu. Araştırmacılar Rusya ve Çin'in yakın zamanda açıkladığı koronavirüs aşılarının aslında grip aşısı olduğunu ve etkisinin çok düşük olacağını duyurdu. ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki aşı araştırmacısı Anna Durbin, aşının belki %70 etkiye bile sahip olamayacağını iddia etti. Aynı zamanda geliştirilen aşıların tip 5 adenovirüsünü baz aldığı ifade edildi. Bu aşının da yalnızca soğuk algınlığı ve gripte kullanıldığını duyurdu. Rusya çıkardığı aşının önümüzdeki günlerde Venezuela'da test edileceğini duyurmuştu. Ayrıca aşının Rusya'da da gönüllü doktor ve sağlık çalışanları üzerinde deneneceği ifade edilmişti. Tabii iddialar sadece Rusya'daki o aşı çalışmaları değil, Çin'deki aşı çalışmaları ile ilgili de bilim adamlarının oldukça önemli, dikkat çeken uyarıları var. Şimdi Çin'e uzanalım, Pekin'e ve A Haber muhabiri Sadi Kaymaz'a soralım. Öncelikle Sadi günaydın, kolay gelsin. Bu iddialar Çin'de nasıl yankı buluyor? Yani o grip aşısı mı gerçekten? Çin'in bu iddialara cevabı ne? Senden dinleyelim. Evet, öncelikle günaydınlar, iyi yayınlar dilerim. Ben de tabii Çinliler çok ciddiye almıyor bunu, öncelikle söyleyelim. Rusya ile Çin arasında da çok farklar var. Çinlileri dinlediğimizde onlar aslında Rus aşısının 3. fazı henüz geçmediğini ya da yeni geçeceğini söylüyorlar. Ama tabii özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün burada takip ettiği, doğrudan doğruya takip ettiği 3. faz, 3. aşama testlerde 3 ayrı aşı var. Bu aşılar tabii yurt dışında da ayrıca 3. faz testlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu aşının en azından bana sorarsan grip aşısı olma ihtimali %0, imkansız. Çünkü hem yurt dışında deniliyor, hem burada deniliyor. Bu üçüncü faz çalışmaları doğrudan doğruya tabii DSÖ'nün de takibi oluyor. Oraya da ayrıca makalelerde yayınlanıyor dünyada. Dolayısıyla bu çok ciddiye alınır bir şey değil, ama Çin'de konuşulan ilginç bir şey söyleyeyim. Çinliler de Rusya'nın aşısını çok ciddiye almıyorlar. Çünkü örneğin hayvanlarda yeterli deneyin yapılmadığını, birinci fazın çok hızlı atlatıldığını, ikinci fazın yeterince yapılmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla Rus aşısından Çinliler de dertli diyeyim, şikayetçi diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım.